Ömer öldü, adalet öldü. Ömer radıyallahu anh adaletin zirve isimlerinden biriydi. Öyle ki sadece işin sonunda değil, yani hilafet zamanında değil, başlangıcında da Müslüman olduğu günden itibaren de biz hep onu bu çizgide gördük. Ama 10,5 yıllık hilafet sürecinde öyle bir adalet anlayışı cihana bıraktı ki sadece dostlar değil düşmanlar bile ya bu kadarı olur mu dediler. Onlarca şey anlatabilirim size, onlarca. Tek bir şey söyleyeceğim zaten vakit geçtiği için. Şöyle bir kararname çıkarmış. Benim ailemden ya da benim kabilemden herhangi biri valilikleri yaptığınız yerlerden birine ziyaret, ticaret maksadıyla geldiklerinde valilerine hitaben söylüyor. Eğer onlara ümmeti Muhammed'in içindeki insanlardan farklı nazarla bir muamelede bulunursanız sizi görevden azleder. Allah aşkına şu kararnameye dikkat edin. Bilmem neyin oğlu falanca yere gitmiş de bir resim çekmiş Twitter'dan paylaşıyor. Bu değil. Bak bunu söylüyor Hazreti Ömer. Diyor ki benim oğlum ya da benim ailemden birisi sizin valilik yaptığınız herhangi bir şehre gelse siz vali olarak halifenin oğlu geldi deyip ona ümmeti Muhammed'in çocuklarına, fertlerine gösterdiğiniz ilgiden ayrı bir ilgi gösterirseniz o zaman görürsünüz gününüzü. Sizi azlederim. Amr İbni As, Mısır'ın valisi, İbni Sad'ın tabakatında neredeyse iki sayfa bize anlatıyor. Cümleye de şöyle giriyor. Ben Allah'ın nebisiyle Ebu Bekir'den sonra Ömer kadar Allah'tan çok korkan bir kimse görmedim. Üzerine hak geçen kişinin konumu Ömer için önemli değildi. Haksızlık yapan ister oğlu ister babası olsun onun için fark etmezdi diyor, meseleyi anlatıyor. Mesele ne? Amr İbni As, Mısır'ın valisi, Hazreti Ömer'in iki oğlu Abdullah ile Abdurrahman Mısır'a gidiyorlar cihat için. Aslında orada bir cihat cephesi var, oraya gidiyorlar. Abdullah İbni Ömer ile Amr İbni As arkadaş, haberdar oluyor Amr İbni As. Abdullah orada, Abdullah gelmiş, Ömer'in korkusundan dolayı Abdullah'a gidip karşılayamıyor. İçi içini yiyor. Ne yapsam da Abdullah'la karşılaşsam ama Ömer'in korkusundan yanına da gidemiyor, onu da davet edemiyor. Aradan birkaç gün geçmiş. Hazreti Ömer'in oğlu, diğer oğlu Abdurrahman bin Ömer, Ebu Sirve isimli birisiyle gece işte bir şekilde gaflet hali, içki içmişler, içkiden sonra sarhoş olmuşlar, sabah uyanmışlar, o halden dolayı çok pişman olmuşlar ve gidelim valiye, vali bize hat uygulasın diye Amr İbni As'ın önüne gelmişler. Amr İbni As, Abdullah'ı, Abdurrahman'ı, Ebu Sirve'yi görünce karşısında sevinmiş ama sonra bu olayı duyunca bir şey garip olmuş. Ne yapacağım ben şimdi? Bir taraftan Ömer var, bir tarafta tanıdıklar var. Bir tarafta Ömer var, bir tarafta hukuk olduğu insanlar var ve halifenin çocukları bunlar. Tamam Ömer böyle bir şey söyledi ama bunu gerçekten arkasında duracak mı, durmayacak mı noktasında da ciddi ciddi düşünceleri var Amr İbni As'ın. Yapacağını, ne yapacağını o anda şaşırıp Abdullah İbni Ömer'e soruyor. Abdullah İbni Ömer diyor ki eğer uygulamasan had, ona bu cezayı vermezsen Ömer seni azleder. Neyse Allah'ın hükmü uygulamaktan geri durma diyor. Tamam diyor. Vilayet sarayının ön tarafında bir hol var. O holde Abdurrahman bin Ömer'e de Ebu Sirve'ye de içki haddini uyguluyor. Bir ceza daha verilmesi lazım. Başlarının tıraş edilmesi lazım. Onu da içeride odada Abdullah İbni Ömer kardeşiyle onun saçlarını tıraş ediyor. Bunun üzerine bir mektup yazarak Amr İbni As olan biteni Hazreti Ömer'e bildiriyor. Hazreti Ömer mektubu okuyor. Ömer, kurban olduğumuz, bir mektup yazıyor. Mektup nasıl başlıyor biliyor musunuz? Müminlerin emiri Ömer'den,
Asi oğlu Asiye. Amr İbni As'a hitabı böyle. Asi oğlu Asiye. Ey Asi'nin oğlu diyor. Sen Ömer'in oğlu bu hatayı işledi diye milletin göreceği bir yerde cezayı vereceğine vilayet meydanında değil de başka bir yerde cezayı vermişsin. İnsanlar bu cezanın verilmesine şahit olmamışlar. Eğer sen benim bu konudaki hassasiyetimi bilmeseydin ben sana bu bildirmenin yolunu başka türlü arardım. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diyerek ağzına geleni söylüyor, o mektubu okuyabilirsiniz her boyutuyla. Amr İbni As tutuşuyor, diyor ki ben ne yaptım diyor. Bir daha bir mektup yazıyor, diyor ki ey Ömer diyor, ey müminlerin emiri. Vallahi ben ayrıcalık falan tanımadım. Mısır'da kim suç işlese ben hepsine cezayı uyguladığım yer neresiyse orada uyguladım. Başka bir şey yapmadım. Aynı şeyi sıradan birisi de yapsaydı valiliğin önünde yapacaktım bunu. Ömer'in oğlu yaptı, yine valiliğin önünde yaptım. Ben ayrıcalık yapmadım diyor. Ömer'e bu mektup gidiyor. Ömer bu mektubu alınca bir mektup daha yazıyor. O onu diyor, oğlunu kastediyor. Kötü bir elbise giydir ona. Kötü bir bineğe de bindir onu ve onu bana gönder. Oğlunu bu halde Mısır'dan Medine'ye getirttiriyor Hazreti Ömer. Ve oğlu önüne çıkar çıkmaz elinde kamçı oğluna girişiyor. Oğlu diyor baba dur ya dur, ben zaten suç işledim, cezamı da çektim. Sen bana ikinci bir ceza mı uyguluyorsun? Ben sana ikinci ceza uygulamıyorum. Ömer'in oğlu olduğun için sana bunu uyguluyorum. Baban olarak bunu uyguluyorum. Baba etme, ben hastayım, etme eyleme diyor ama baba dinlemiyor. Öyle bir dövüyor, öyle bir dövüyor ki ondan sonra hastalanıyor Abdurrahman. O hastalığının üzerinden de vefat ediyor. Nasıl anlayacaksınız bilmiyorum. Nasıl biz bunları anlayacağız ve bugünün dünyasına taşıyacağız onu da bilmiyorum. Ama işin özünde böyle bir Ömer-i Kamet var. Oğlunun işlediği bir hatanın üstünü örtmeyen bir Ömer var karşımızda. Benim oğlum duyulursa eğer itibarım sarsılır, şu olur bu olur demeyen bir Ömer var karşımızda, bir de biz varız. Şimdi meseleyi sadece ne olur yönetime, idarecilere havale etmeyin. Ya anladık diyelim ki, anladık adam devleti gasp etti, geçti başa, hadi ondan sonra oğlunu damadını geçirdi bir yerlere. Anladık bunu da, ya postu geçiren de oğlunu damadını arkasından geçiriyor. Bunu nasıl anlayacağız Allah billah aşkına ya? Adamın eğer oğlu varsa, post sahibi ise sanki saltanat gibi 10 asır onun soyundan gelen o postu işgal ediyor. Yoksa eğer oğlu damadı işgal ediyor. Nasıl anlayacağız biz bunu ben bilmiyorum. Ama bu din böyle anlamamıza müsaade etmiyor. Ya biz bu dini de olduğu gibi anlayacağız ya da biz bu dinin kodlarıyla oynayacağız. İşimize nasıl geliyor söyle anlayacağız. Ben de diyorum ki işimize gelen gibi anlamayalım. Acıtsa da hakikat neyse öyle anlayalım. Yapamasak da hakikat bu ya, bu kardeşim, hakikat bu. Hiç değilse hakikati söyleyelim de insanlar yanlış şeylerle büyümesinler. Vallahi bu manada çok ciddi bir sorumluluğumuz var. Bütün bir dünyaya bu İslam'ın pak çehresini, asıl mesajlarını, hakikatin şanına yakışır bir biçimde duyurma sorumluluğumuz var. Elbette ki duyurma sorumluluğumuz olduğu gibi yaşama, temsil etme sorumluluğumuz da var. Bu sorumluluklarımızı anlayalım ki hesabımız kolaylaşsın. Allah en önce bana, sonra da size anlamayı nasip eylesin. Ömer'in adalet anlayışı adaletimiz olsun. Ebu Bekir'in sadakat anlayışı sadakat anlayışımız olsun. İki anlayış da bize cennet kazandırır. Allah sonunda da bizlere cennet kazandırsın.